bak neler oldu. Editör gitti ya. Yeni editör aldım. Şimdi konuya girişmeden önce bir an önce şunları yapmak istiyorum. Mekan sahibi oturuşu. Editörümüzü değiştirdim. Paraya kıydım. Yaptım bunu. Bir tane bayan editör edindim ama birazcık masraflı çıktı. Ama çok güzel. Bayağı güzel yani. Abazan gruplarına değineceğim. Oturuyor. Mahmut karaya bak karaya. Hanımefendi geliyor. Çok güzelsiniz hanımefendi. Böyle bir zöhret olalı. Az önce Mahmut karaya bak diyen sen değil miydin? Ama gel gör ki bunları anlatamıyorsun. Gün geçmiyor ki aradan. Böyle gerizekalılar. Hep var ya aradan. Neyse biz konumuza geleceğiz. Mekan sahibi gibi oturup mekanın sahibi olmayan arkadaşlar şunu söylüyor. Bu kanalın sahibi benim. O yüzden ben mekan sahibi oturuş yapabilirim. Ama siz yapmayın. Bakın önemli kısım bu. Şimdi gelecek olursak bir an önce konumuza. Bazen benim de oluyor bu sorunlar. Hani öyle yüzü ditlerimi belirtmek, yüz hatlarımı belirtmek. Her şeyde oluyor yani. Değişiyor yani. Yüz hatlarını belirtmek. Çok önemli şeyler bu. Hepimizde bazı sorunlar oluyor. İşte sivilcelerden kalan o izler. Özellikle onlardan çok çekiyorum. Ölü derilerden kurtulmak için çok güzel bugün bir bakım hazırladım. Evet evet çok güzel bir bakım hazırladım. Gelecek olursam yukarı katlar bölümünden bir diğer videomuzu izleyebilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Kanalımıza abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı unutma. Çekildiğim bir konsept varsa saç, yüz analizi, istediğim bir şey varsa Instagram'dan bana DM atıp bir de küçük takip edip sen sevinirim. Bu arada cevapları şu şekilde cevap veriyoruz. Arkadaşlar açıklayayım tekrardan. Ondan sonra kafanıza karışmasın. Arkadaşlar çok fazla mesaj geliyor sizden. Geldiği için de ben şöyle bir sistem uyguladım. Son fotoğrafın altına 3 kişi etiketliyorsunuz. Ben size dönüş yapıyorum. Yani sorunla ilgili. Ama siz yine de bir DM atın. Hani acaba hani 3 tane kişi etiketleyeyim de bari cevap vermeyeyim şeklinde yapmayın. Onu çok yapıyorsunuz. Kafa yüzde asım geliyor. O yüzden bu konuyu anlattım. Benim sinirlerimi bozmayın. Bak döverim ha. Ölü ciltle ilgili. Güzel bugün yüzümüzü aydınlatacak. Yüzümüze çok iyi gelecek. Özellikle bu kış aylarında yapılabilecek en güzel maskelerden bir tanesini bugün sizin için derledim, hazırladım. Hadi bakalım bir an önce. Şimdi gelelim bir an önce bakımımızın tarifine. Bakımımızın tarifi aslında çok basit. Hemen gerekli malzemeleri sayacağım. Portakal, sadece kapı gördüğünüz gibi. Ve burada. Ve gece olsam zeytinyağı. Masraflı bir bakım değil. Özellikle kışın bulabileceğiniz meyvelerde işte portakalı tercih edebilirsiniz ve hani yiyorsunuz meyveyi. Bari abi kabuğunu da değerlendirin. Yüzünüze bakım yapın. En güzeli budur. Gerçekten ölü deriyi çok güzel bir şekilde temizliyor. O yüzden bir an önce tarifimizin hazırlanışına geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz kabuk. Ben bunu rendeledim. Şuraya atıyorum. Bakın iki kaşık attım. Çok fazla atmadım. Hani şeyinize göre değişebilir. Ben ölçüyü her zaman fazla yaparım ki çöpe atıyorum zaten. İdeal ölçüde de yapabilirsiniz. Ama ben ölçü tutturamadığım için böyle yapıyorum. Ben biraz daha ölçüyü fazlalaştıracağım. Çünkü ne olur ne olmaz diye. Evet arkadaşlar karışımı hazırladık. Sen gidince bak neler oldu. Karı geldi oğlum. Sen kıskan. Oh oh. Oğlum senden ne çekmiştim lan ben zaten. Bütün cıplaklığımla beni rezil et. Ama seni özlemiyorum. Nereye gittin? Şaka yaptım oğlum. Senin için üzülmem ki. Arkamdan bir sürü şey söylemişsin. Bu kabat seni ne halde kullanıyor dedi kanka. Bildiğin cinsel obje olarak kullanıyormuşsun sen beni. Neyse üzülmüyorum. Kara git senin yerine. Neyse sıkıntı yok yani. Çatla. Belattan ha. Dinle kesinlikle dinle bence. Şimdi gelecek olursak bir önce bakımımıza geçmek istiyorum. Bakımımız aslında gerçekten şunu söylemeden önce bunu başlamak istiyorum. Aklınızda bulunsun ben bir cildisyen değilim. Bana çoğu kişi diyor ki işte abi cildisyen bunları veriyorum ama abi. Bakın arkadaşlar saçla ilgileniyorum. Ama sizlerden gelen işte ölü ciltleri nasıl yapabiliriz? İşte bana birkaç tane bakım söylüyorsunuz. Ben de kullandığım bakımları size veriyorum. Güncel hayatımda kendim kullandığım bakımları daha çok size teşvik ediyorum. Aslında ben bunu ne için kullanıyorum hemen açıklamak istiyorum. Ben bu bakımı sivilcelerimden geçmeye yakınken kuruyor, iz kalıyor. O yüzden ölü deriyi birazcık toparlamak için, yüzümü birazcık canlandırabilmek için bu maske yapıyorum. Size söyleyeceğim şu, ölü deriyi temizleyeceğiz bugün. Ve kış meyvesiyle bildiğin yani portakal. Ve portakal çok güzelmiş. Muğla'dan geldi portakal. Şeker gibi. Şerefsizliğin bildiğim şeker. Buna birazcık şundan sıkak mı ya? Birazcık sıkalım bir şey olmaz. Öncelikle bunun içinde neler var? Çok fazla böyle bir bilgim yok. Açıkçası hani işte bu ne işe yarıyor filan değil. Ölü ciltler olarak internetten zamanında araştırdım. Ondan sonra işte kullanmaya başladım ve çok memnun kaldım bir bakımda. Ben de size tavsiyelerimden zaten bunları kullanıp size veriyorum. Yani olayım o. Kendim kullanıyorum. Ondan sonra size veriyorum. Beğenirsen beğenmezsen bırakıyorum zaten. Bu bakımı haftada 2 kere yapabiliyoruz. Onun haricinde gayet güzel bir bakım. Gerçekten çok hoşuma giden bir bakım. Zamanında çok yapıyorum. Hala da kullanıyorum. Neden bilmiyorum. Ölü cildimi toparlayabilmek için daha doğrusu. Artık yaşlılık biliyorsunuz 22 yaşındayım ama 17 yaşındaki zoret gibi gözüküyorum. Neden? Her şeyi bakımdan kaynaklı. Çünkü bu cildi korumak kolay mı? İşleme başlamadan önce biliyorsunuz cilt izleyenli değiliz. Ve bazı işleri bilmeden yaptığımız zaman en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şu oluyor. Bunu uygulamadan önce böyle bir peçete alıyoruz. Peçete olur, pamuk olur. Kafanıza göre. Yani ben peçeteye takıldım bugün. Üşengeçliğime. Birazcık da bu oda soğuk. İşte bayan aldık ısınabilmek için. Çok yaptım oğlum abartmayın ya. Her şeyde bir abartılık. Kabuğuyla beraber alıp şöyle şuraya sadece o oluyoruz. Eğer bir cildimiz hassas ise, zarar almak istemiyorsa bir 5 dakika bekleyelim. Bakalım cildimizde bir zarar var mı? Cildin hassas mı? Bunun için bir kontrol edelim ki
Sonra başımıza abi sen bunu söyledin işte bak. Arkadaşlar şunu söylüyorum. Ben bir cildisyen değilim. Kendime yaptığım, kendimin beğendiğim şeyleri size öneriyorum. Ve zarar almamak için de şöyle bir yöntem uyguluyorum. Bu bakımı her cilt uygulayabiliyor. Yani yağlı cilt, yağsız cilt. Şunu söyleyeceğim. Eğer çok yağlıysa cildiniz, yağı kullanmadan sadece kabuğuyla yapın. İçindeki zeytinyağı haberiniz olsun. Çakma zeytinyağı değil. Öyle marketten alınan, işte Bim'den alınan değil. Özel, hakiki, çok pahalı olan zeytinyağı. Zararım olmadı. Zamanımda çok kullandığım için herhangi bir cildimde bir hassaslık yok. Eğer sizin varsa lütfen bu bakımı yapmayı kesin. Özellikle söylüyorum. Zaten hemen kızarmaya başlar. Oradan anlarsın. Morluklar başlar. Önemli kısımlardan bir tanesi. O yüzden aklınızda bulun. Cildiniz çok yağlıysa lütfen yağı nasıl anlarsınız? Önünüze bir peçete koyun. Hangi taraf yağlıysa o tarafa yağsız tarafından. Yani kabuğunu sürün geçin. Elime alıyorum ben bunu. Özellikle üstünüzü, başınızı temiz kıyafetler yerine evde kullanmadığınız, işte pançık pinçik olan kıyafetlerinizi tercih edin. Şimdi ben bunu şöyle daire yaparak iyice suratıma her tarafına yedireceğim. Siz de bu işlemi yapın benimle. Usta portakallı Harun oldu ya baksana. Evet. Şey tıkadın mı? Tıkayım. Bunu normalde arka tarafa takıyorlar değil mi ya? Onu yapamam. Onu yapamam şimdi. Editör paya. Yapamam zaten. Anlatmayın. Bu saatten sonra şafak değil de şafo mu olalım yani? Ne istiyorsunuz? Ayıptırayım. Bir de şeye döndüm ben iyice ya. Portakallı kek gibi bir şey oldum ben yani. Johnny beni yeme Johnny. Yesim geliyor neden bilmiyorum. Allah Allah. Yalnız bu çok güzelmiş. İğrençleştim biliyorum. Ama çok güzel abi. Ciddi anlamda söylüyorum. Muğla'nın portakalı gerçekten çok güzel ya. Yani yemediyseniz kesinlikle bir yiyin. 10 dakika civarı. Yaptım. 10 dakika civarım doldu nereden baksanız. 10 dakika boyunca yüzümüze bekletiyoruz. Bekledikten sonra ılık bir suyla bir an önce yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra 10 dakika boyunca bekleyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bekleyin. Oğlum gitsene lan. 2 dakikada şurada bir şey izleyeceğiz ya. Link istediler benden. Evet. Neyse ben bir link atayım o zaman. Hentayliymiş. Öyle duydum. Aklınız fikriniz fesatlıkta. Öyle bir şey yok oğlum. Birazcık YouTube'da çocuğu zannedeceğim. Rayman'in son şarkısı çıkmış. Bir takip edelim. Biz diyelim bir şeyler yapalım. Kolay mı? 22 yaşında olup 17 yaşında gözükmek. Kıskanın lan. Kıskanın. Ne yapayım? Kıskanın. Yaşlısınız oğlum. Kendimize bakıyoruz biz. Bakın gördüğünüz gibi baby face. Yüzüm bir parlıyor ya. Çok değişik oldum. Yine baby face oldum ya. Böyle çok tatlı bir çocuk oluyorum. Farkında mısınız? Bilmiyorum ama. Hani 22 yaşında olarak gözükmüyorum ya. Kendimi artık buna inandırıyorum yani. 17 yaşındayım oğlum. Çaktırmayın ya. Dırmayın. Hala çocuğum ben. Neyse gecik olursak bir an önce. En sonunda eğer yatmak üzereyseniz ben yatacağım için kesinlikle nemlendirici kullanmayacağım ama yatmıyorsanız vaktiniz varsa nemlendiriciyle yüzünüzü şey yapabilirsiniz. Haftada iki kere yapabiliyorsunuz. Bayan erkek herkes kullanabilir. Gerçekten çok güzel bir bakım. Sadece bir kere deneyim. Bakın şafak Harun Çizinkaya garantisini veriyorum. Bu büyük bir olgudur. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.